Aklıma o geldi. Oğlum annem, bak Atatürk öldüğünde 7 yaşındaymış. Şey, anne! Tüh dedim. Sen dedim. Köyde Atatürk'ün öldüğünü nasıl duydun sen? Onu mu konuşturuyor? Ben o zaman çocuğuydum. Bak çocukmuş o zaman ha. Çocuğuydum. Bizim hani aşağı var ya kerpiç çukuru. He. Orada bir taş verdi. Evet. Onun üstüne çıkardı çocukla şey verdi yani. Şiir. Şey söylerlerdi onun yaslamak şeysini Atatürk'ün. Yani her şey seni söylerlerdi o taş imzalı. Sen ağla, onlar adamlar ağlamadı mı? Kadınlar, adamlar? Çok. O zaman mı hatırlıyorum? Ondan mı hatırlıyorum? O zaman ölmüşüdü. Öldü de o zaman ağlaşıyordu. Bütün millet. Kadınlar, adamlar, herkes ağlaşıyor. Herkes. Atatürk öldü diye. Herkes Atatürk öldü diye herkes ağlaşıyor. Evet. Demek ki Mehmet 1930 doğumlu. Öyle. Çocuğu 86 yaşında. 86, 87 işte. O doğduğunda sayılır. 87. Vallahi Mehmet bu sene bakımdan geçti. Yalnız dişleri falan kaybetmiş gece. Nasıl oldu? Nerede? Kaybettim. Sabah kalkıyor, bakıyor. Ağzında diş yok. Diş yok değil mi? Öyle fark ettin. Ha? Nasıl fark ettin dişlerin gittiğini? Dişlerin gittiğini nasıl fark ettin? Kaybettim. Hiç fark etmedim. Kustum gece. Tuvaleti kustum. İşte fırat ettim. Tekrar yattım. Bir daha geldi Instagram. Bir daha kalktım hadi. Bir daha istifra ettim. Ondan sonra haberim oldu. 70. O zaman haberim oldu. Diş yaptırmaya gittik. Bayağı kaç gün gittik dişe değil mi? Epey gittik. Diş yaptırmaya diyor. Ne yapayım? Evet. Dişçi. Evet. Yüksel, hastanede... Asal teyze, biz buraya geldiğimizde yıl kaçta, 1976'da mı, 77'lerde mi geldim yok ben? Yok canım. Tabii, ben bekarken geldim buraya, tabii Nazire'de siz gece konduda otururken. Tabii o zamandan beri kaç yıldır, yani 35-40 yıldır tanıyoruz Asal teyzeyi artık. Aysel teyze, biz buraya ilk geldiğimizde bu evin olduğu yerde gece kondu vardı. Söyleyelim bana geldi. Değil mi? Tabii 80'den sonra ya. 80'den sonra mı? Tabii 80'de evlendik. 79'da evlendik. 79'da mı evlendin vallahi tarihleri seni. O zaman geldiğimizde böyle evin etrafında terekelerde ortancalar falan, çiçekler. Evet. Hele birinde Şubat tatilinde gelmiştim limon ben. Limon vardı bahçede. Hatice gülleri kesmişti bana bir demet gül. Giderken Ankara'da işte şeyde indim otogarda, Ulus'a doğru gidiyorum yürüyerek. Gece kondudaydı o zaman. Güller kokuyor ya, herkes böyle şey yapıyorlar, eğilip bakıyorlar. Ah bu günlerden geliyor, Ankara kış, soğuk her yer. Günlerden gelecek o zamanlar eskisi gibi gül şeyleri vardı, çok güzeldi. O da gül, o asnalar. Evet, çok o şeftali, o limonla, zeytinle, her şey doluydu bahçemiz. Yemyeşildi. Şimdi beton yığınının içine tıkılıp kaldık. Ama gene sen köyde de var bahçen canım. Köyde de güzel gene şey. Bu sene bahçeşimiz de zor yani. O zaman çok güzeldi. Ya yine kar Yozgat'ta orada çiçeklerin üstünde yağmış. Eyvallah. Ama ben öyle. Gelirken bile o şeyde yani Afyon'da çok azdı Köroğlu Belli'de falan kar. Ama Isparta dağları o kadar karlıydı ki o bademler de hep çiçek açmıştı. Çiçekti, evet, çok güzeldi. Evet. Geçen sene bugün... bir tane erik ceviz olmadı bu sene gene aynı herhalde. Ne oldu, nasıl ortaya çıktı? Sorma nasıl oldu bilmiyordu bilmeyi. Öksüre öksüre mahvoldu. Öksürükle başladı. İlk önce ben götüreyim dedim. Aman ilaç içmekten bıktım dedi. Gitmeyeceğim dedi. Baktı iş
kötüye gidiyor. Evet, aman ya, beni kurtarın öksürük de, öksürük de bırakmak insan yakasını. Bir başladı mıydı? Sonra en çok son kötü. Acil gittiğimde iyi oldu. Serum mu taktılar? Hangisinin acili? Devlet hastanesinin acili miydi, tıp mıydı? Devlet hastanesini taktılar. Sonra? Sonra üniversitede? Bizi üniversitede taktılar. Üniversitedeki kız ama kolunu acıtmış. Orada başka bir tane. Şuramdan bir kanadına İlk gibi bir şey almış. Kızım evde, şurada. Başka bir tane de yapmış. Vallahi ciğerimin başında ta hala acısı. Ta öyle kötü. Öyle yani bir diken bassa bir yerimize canımız yanıyor. Randevumuz yani. Var. Randevu iki günün sonrasına. Şuradan, şuradan, tam orada. Kız bu kemikten... Mecbur acile gittik artık. Tamamla mı? İyi ki gitmişiz. Ya. Gitmezsek tamammış. Aynen. İki acil bayağı ya. Bunu kurtardı. İki acile gittik. Hem hala Nazlı'ya dedim, ölüyorsun dedim burayı dedim. El anlaşmaya başladı Can. Toparladılar. Aman Safiye'se dur daha dur, köye gideceğiz yazın biz ya. Vallahi ya, gitti, şey edilmedi Allah aşkına. Baksana cevizler ne, hep kendileri yiyorlar, hiç bize ceviz falan yedirmiyorlar. Vallahi. Şeyden alıyoruz, şu yörüsel ürünler var ya. Gene bitirdim de buradan alacaksın, çok güzel olur. Bugün başlamış. Hı, başlamış. Ben de dedim, demedim vakit olmaz. Ama Aysel teyzeyi cevizleri daha güzel. Ah olsa evet. Yok ki. Yok mu, elmalarda falan hiç kalmadı mı, yok mu eriklerde falan? Ne? Köydeki erikler, elmalar hep bitti mi? Ağaçlar kurudu mu? Yok. Duyma anne. Kulaklığını çıkardı da kaşındı değil, yeni kulaklık aldık. Kulaklığı aldılar da çıkardım da yine yeni. Köydeki erikler, elmalar bitti mi diye. Ceviz vermiyor bana hiç Naziye diyor. Kalmadı. Sorma. Niye o elmalık, elmalar kurudu mu? Sürküldü onlar. Hepsi kurudu. Kurudu. Çok zor yoksan bakma. Kurudu hepsi. Yeni yaptık yine. Yeni bahçe yaptık da suyun altında. Kolay şimdi suyu. Evet, o şey yeniden yetişecek. Ha, onun suyu, onun suyu. Ha, orada. Orada da erikler falan vardı. Var, evet. Hepsi duruyor onlar. Erikler size falan yetişecek. Eski. 40 erik, 40 armut, 50 kiraz. O zaman canlıydım Rüksan'ım. Gücüm yetiyordu. Şimdi artık gücüm canlıydım yetmiyor. Makineler eski. Aysel teyze bak biz de eskidik. Geç. Şey derdim, bunlar misafirle gelmiş dedi. Koca bunları. Siz durun dedim, soğan yok dediler bunlar. Durun dedim ben dedim, elmalıktan alalı gelivereyim dedim. 5 dakikada gittim gelmedim. Maşallah hızlı geldi canım. Evet. 5 kilometre var diyor gitti. Evet. Maşallah. O zaman canmaydım. Ama işte köyde temiz hava alıyorsun, toprağa değiyorsun, elektrikler de çalıyor. Hareket ediyor ya, hareket ondan ediyor. Çok avantajlı oluyor. Benim halam bak kaç yaşında bilmiyorum vallahi şeye gitmiş, Umre'ye gitmiş, hani Feden bana selam göndermiş. Demiş böyle kulaklığı düşürmüş, ondan sonra demiş ki ben gideyim Nur Hayat demiş bana kulaklığımı alsın yeniden demiş takım. Bu yaştan sonra ne yapacaksın diye kızmışlar kadına yazık. Ama yazık istiyor, duymak istiyor. Yıllarca duymamış kadın yani. İyi mi kulaklıkların? Duyuyor mu? Duyuyor mu? Tamam. Yine aldık. 3.000 lira para verdik. Çok yeter güzel. Ki duysun diye. Kapıyı çalıyorlar diye, duymuyorum diye canım evet. Çok sıkılıyor. Televizyonu okyanus duyuyor diyor, ben duyuyorum. Değil mi anne? Nasıl? Okyanus duyuyor diye. Anlat bir. Duymayan boy beyler kapıyı. Hiç. Evet. Duymayan kökünden duymayan. İyi, şimdi kulaklık olunca... Dayımın kulakları duyuyor değil mi? Onda bir şey. Dayımın kulakları duyuyor mu anne? Duyuyor. Onun kulaklık var mı onda? Yok. Yok, yok maşallah. O senden iyi. O hep o köyde benden. Yaşadığı için. Evet. Belki sağlıklı beslenmiş, organik beslenmiş belki de. Bir de Rüksan hayatında et yememiş adam. Soğan yemez. Hala öyleymiş. Et yemez mi dayım anne? Soğan yemez, et yemez. Peynir. Yumurta. Peyniri çok yer. Peynir. Hastanede demişler, amca sen neyle besleniyorsun demiş, ben sırf peynir yiyorum. Doktor demiş, neyle beslendin sen bu zaman kadar yaşadın demiş. Maşallah bak demek ki yani... Dipdiri pazara gidiyor, köyde pazar kuruyor gidiyor, her ihtiyacını alıyor maşallah. Hmm.
Her şeyde gelmiyor. Yengem var, o da çok böyle gambur olmuş, bükülmüş ama yemeğini yapıyor, ikisi tıkırdıyor yani. Neyse işte kimseye muhtaç değil. Değiller. Yani kendileri şişe yapıyorlar yani. İşte domates, biber, ondan sonra yeşillikleri çok sever. Sebze yapıyor. Evet, sebze yapıyor. Öyle şey yapıyor. Ben ondan 7 yaş varmışım. Bu 87 yaşındaysa düşün o 94 yaşında. Ben dedim öyle olur. Demek ki o ama bir de şimdi şöyle yıpranmamış demek ki yani kafasını fazla... Kime dedin ölüyorum diye? Ölüyorum dedim, gidiyorum lan dedim. O zaman eve gittim bir yenge. Dayıma mı? Ha dedi, otur bakalım dedi, sen benden 7 yaş uzaksın dedi. Nereye gideceğim, ben öldeyim dedi. Ha, öyle dedi. Hiç yaşa başa bakmıyor ki. Şimdi bir de bir soru da ben sorayım. Evet. Kamera arkasıyım ama aslında... Soracağım. Şimdi Aysel teyze, önce belki seyirciler merak edebilirler. Köyünüzün adını söyleyebilir misin? Kendi adını. Bir kendini şöyle kendi konuşmanla tanıtabilir misin? Kendin konuşarak adını, adını soyadını... Benim mi? Ha, kimin kızısın? Benim soyadım... Yok, adın soyadın. Adın soyadın? Adın soyadını söyle, adın soyadını. Adım soyadı, işte... Babamgil'den mi? Evet, söyle. Ergül. Soyadı babası. Adını söyle ilk önce. Babamgil'den soyadım Ergül. Adını söylesene arkadaşım. Aysel. Biz adını bildiğiniz için söylemiyor, evet. Şimdi Aysel mi? Biz senin adını biliyoruz da. Sen kendin konuşarak söyle diye. Köy, evet. Hangi köydensin? Nerelisiniz? Çocuğum adına Ergül. Hakkı söyle. Köyümüzün ismi ne de? Köyümüzün ismi. Köyümüzün ismi? Kayaaltı. Nereye bağlı? Eskiden Gravgaz konuştular. Gaz. Kravgaz konuşlar. Ben de Kravgaz'a... Şimdi Kayaaltı. Evet. Kravgaz Dağı'na da tırmanış yaptım ben. Kayaaltı kendi. Bunlar diyor, biz Kandıgaya'ya çıktık diyor. Ha? Kandıgaya'ya çıktık biz diyor. Mehmet gel. Ya. Yürüyüş yapmışlar. Yürüyüş yapmışlar. Eskiden işte haybolurken gelinin biri şey etmiş. Kravgaz'ın hikayesini anlatıyor. Yani, şey, Kayaaltı. Kandıgaya'nın. Cavarlar gelmiş, atacağımız kendini oradan şey demiş. Orman yerine geçeseydi demiş, buradan kendim aşağı yatan demiş. Kandıgaya'nın tepesini çıkıyordu, buraya kendini paramparça oluyor. Gelinin geri. Kandıgaya değil, ondan konuşlar adam. Yalnız bunun okul hikayesi, okula nasıl geliyordun sen? Okul gitmedim ben hiç. Gittiğinde ne yapıyordun dedem? Ha? Dedem ne yapıyordu gittiğinde? Kim gittiğinde? Sen okula gittiğinde gelirmiş hoca bunu okul almaya. Hemen dedem bir şey yağ. Bir peynir, yağ dolduruverirdi. Bağ yok muydu? Anam gel, bağ. Evet. Yağ dolduruverirdi, ala giderdi hoca. Hı. Getirmezdi beni. Hoca da bunu almaya. Yani okula götürmezdi. Bal. Yani bu o rüşveti hocaya rüşvet verdikleri zaman öğretmen diye öyle diyelim. Evet. Daha anlaşılır. Öğretmen de bunu okula götürmüyordu. Dolayısıyla bu da okumamış oldu. Okumamış. Evet. Evet. Yani rüşvet aslında rüşvet oldum olası bizim toplumun ruhuna işlemiş herhalde. Maalesef. Evet. Maalesef. Demişler bizim memurumuz işini bilir, boşuna dememişler. Evet, sevgili seyirciler. Evet. Aysel Diyazamız şu anda çayını içecek. Tabii biz de çay içeceğiz. Önce bir çay molası verelim. Abi, daha sonra çekimlerimize devam edeceğiz. Doldurdum. Ayırdım. Neyse karıştırmayalım. Bak abisi oldu. Dur. Okulu gidiyordu. O işte
Okuldan şey oldu. Okula evli gittin anlasana. Evliydi okul bir de. Şimdi dayım kaçıncı sınıfta evlendi? 4 müydü, 5 miydi bilmiyorum. He, bilmiyorum ama nasıl gidiyordu? Gidiyordu bayağı orada. Evli. Yengem evde mi? Evli gidiyordu. Ama saçlar maçlar çok karar böyle giderler değil mi? He. Süzlene, püzlene gider o arada. Okula? Çocuk. Çocuklarımı şeyler vermişler. Desene evde gelinle iş mi yaptırıyordu annenle? Ya, dedem yaşlıymış herhalde. Evde. Dedem şeyi ya, Kurtuluş Savaşı'ndan ölmeden kurtulanlardan ama işte artık gözler falan şey olmuş. O top atışlarından bilmem ne çok etkilenmiyor. Görmezdi. Onun için de demek ki yaşı küçükken ölmeden oğlanı evlendirelim diye. Gözler görmezdi. Geceleri görmezdi. Eskiler ne? Nerede olmuş öyle? Kurtuluk Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda. Çanakkale Savaşı'nda. Ama baban savaştığı yerleri de gördün, Nazi'ye götürdü de. Ne güzel Çanakkale. Evet, onlar da hep harp etmiş babacığım. Amcam da burada askerlik etmeye gelmiş. Ta yeni delikanlı amcam. Böyle şey demiş Atatürk, gitme oğlum orayı demiş. Dönemezsin demiş. Ağabeyim demiş, gittik hale demiş. Nasıl olsa öldü mü, kaldı mı demiş. Gitme demiş Atatürk. Atatürk'e demiş ki, ben demiş, hiç demiş, dönmeye ihtiyacım yok demiş, kalan demiş onlarda. Düşüyorlar, gidip varıyor. Amcan mı? Ninem rahmetlik 5 tane sarıları veriyor. Sarıları kullanırlarmış o zaman. Evet. 5 sarıları veriyor, belini koyuyor, onunla gidip varıyor. Savaşa? Bir daha dönmüyor. Dönmemiş ben. Savaşa mı gidip 5 sarıları veriyor? Savaşa. Tabii 5 sarıları öyle gidiyor. Bir daha dönmemiş değil mi? Dönmemiş. Şey dönmüş demek. Ay, sen o Çanakkale'yi görünce zaten. Vallahi, ay ya. Söyleyeyim mi? Hı. Babam gel, işte Çanakkale Harbi'ne girmiş. Harp ediyorlarmış. Aşağıda bir köy varmış. Öbüründe ölürsen, ha, bunda. Yüzbaşı demiş ki, yüzbaşı. Şey demem. Git demiş, İsmail, şu tepeye çık. Gözüm şey, dürbünüyle demiş, bak demiş. Dürbünüyle bakıyor. Yunanlılar camiyi kapatmışlar bizim Türkleri. Kimini süngü takarlarmış, kimini öldürürlermiş. Babam gel, babam demiş ki, yüzbaşım demiş, böyle böyle diyorlar demiş. İsmail atları hazırla demiş yüzbaşı. Hemen atları hazırlıyorlar, yetişme yollar oraya, Lubangi camiye çeviriyorlar etraflarını. Etraflarını çevirdikten sonra şey diyorlar, onlar da onlar süngüleyi öldürüyorlar. Hep süngü takıp takıp öldürüyorlar onları da onlar, Lubangi. Oradan onlar bakıyorlar, böyle dayanmıyorlar, kaçıyorlar oradan. Yunanlılar. Caminin önünden kaçıyorlar bu onlar. Kaçtıktan sonra tabii babam geldiğimiz atlardan düşüyorlar. Atlarla peşlerinden kurşun. Haberi kurşun, haberi kurşun. Yağdırıyorlar öyle. Köye nasıl gelmiş amma? Ha? Köye gelmiş değil mi babam, dedem? Gelmiş, kaçak gelmiş. Tabii gelmiş. Gelmiş de halamın oğlu varmış bir tane, Ali. O bak dinledim, evet.
bir tane demiş, dayım gelmiş demiş, bir gören demiş. Çocuğa demişler herhalde, ya da bir yerden duymuş. Dayım geldi demiş, illaki bir gösterin. Bir göster demiş, bana demiş, yenge demiş, ne olur demiş. Anam korkusundan değmemiş, göstermemişler. Sabah kadar yapmış da ölüvermiş. Yeğeni. Oğlan, çocuğu. Yeğeni göremedi. Evlen oğlan, ölüveriyor. Öldükten sonra babam da dayanamıyor, fırtınak çıkıp da yürüveriyor. Gidiyor, kabrini kazıyor, yıkıyor, ödeyi tutuyor, gömüyorlar kabristanı. Oradan çambarmalar geliyorlar. Hadi. Alıp götürüyorlar, kaçak gelmiş. Alıp şey diyorlar gene, gerisin geri. Ama bunların bahçelerin olduğu yer esasında saklanmaya uygun. Yani öyle kaçak falan gelse devam ne? Melikdere desin. İmkan yok. Melikdere onlardı. Nerede belki kış günü bırak. Bulamazlar. Ne? Kış. Ne? Gelmişler de şeyler. O kaçak askerler. Yazmadı kış mıydı deme. Anam gel işe kaynatıyormuş. Bekmez. Çiğnemişler, pekmez kaynatıyorlarmış. Ondan sonra o askerler demiş ki, işte anam bir tabi o zaman genç, güzel, teyze varmış, ana varmış, ninem, Mehmet dedem. Ondan sonra Mehmet dedem başlarından ayrılmamış zaten, başındalarmış. Öyle derken şey etmiş, olmaz demiş. Onlar bizim kız kardeşimiz demişler. Şeyle, olmaz. Senin kızın birim kardeşimiz onlar demiş.